Oh be icabi. İçim rahatladı vallahi. Sen de o listenin içindeymişsin. Sonunda kurtulduk o lanet heriften. Çok şükür. Sence babam iyileşecek mi icabi? Tabii ki Gizem. Sen hiç merak etme. Doktorun dediğini duymadın mı? Babanın hiçbir şeyi yokmuş. İyileşecek. İnşallah. İnşallah. Bu dondurmalı irmik bir harika icabi. Vallahi güllaç da çok güzelmiş. Çok beğendim. İcabi tadına baksana. Çok güzel bu. Hadi sen icabi. Aç ağzını bak, dondurma eriyor. Pişman olmayacaksın. Böyle bir tat yok. Çok güzel. Gerçekten güzelmiş, beğendim. Hadi icabicim, bekliyorum. Sıra sende. Sen de güllacından yedirmeyecek misin bana? Gayet lezzetliymiş. Ama ben bundan daha iyisini yaparım. Eminim yaparsın. Sen bana inanmıyor musun icabi? İnanıyorum Gizem. Yok yok. Sen bana inanmıyorsun değil mi? Ben güllaç yapamam değil mi sana göre? Yaparsın Gizem, inanıyorum. Sen görürsün. Yarın akşam sana iftarda güllaç yapacağım. Sen de yiyeceksin. Tamam Gizemciğim, ben yapamazsın demedim ki. Yap. Yapmayacağım. Yapma o zaman. Bak gördün mü? Asıl niyetin belli oldu işte senin. Güllaç yapmamı istemiyorsun işte. Hayda. Sırf seni utandırmak için güllaç yapacağım icabi. Hem de çok güzel bir güllaç olacak. Bundan daha iyi olacak. Dünyanın en iyi güllacı olacak. Tamam Gizemciğim, sen yap güllacı ama polemik yapma. Ne? Ben mi polemik yapıyorum? Polemikçi mi oldum yani şimdi de? Kabahat sana, güllaç yapan da zaten. Ya Gizemciğim hadi tamam. Bak suyunu iç, ezan okunacak hadi. Ezan mı okunacak? Niye baştan söylemiyorsun icabi? Güllaçtan fırsat vermedin ki Gizem. Of. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Gizem ne yapıyorsun? Dur Allah aşkına, abartma. Ya ne yaptın Gizem? Oh. Ne yaptım? Ya su içtin. Su içmek suç mu? Ezan Gizem, ezan. Ezan daha bitmedi ki. Başladı ama. Ezan bitene kadar yiyip içilmiyor muydu icabi? La havle. Abartıyorsun icabi. Günün 17,5 saati oruç tutuyoruz. 3-5 saniyende hesabını yapma istersen. Tamam tamam. Kötü düşünmene gerek yok. Bütün kötü düşünceleri çıkartıyoruz hayatımızdan. Bak ne güzel, yemeğimizi yedik, doyduk çok şükür. Sahurumuzu da yaptık mis gibi. Şimdi ne yapsak? Biraz sahilde mi yürüsek? Hadi sen hesabı iste. Tamam. Pardon, hesabı alabilir miyim? Ne kadar romantik bir gece değil mi icabi? Romantik? Evet, seninle böyle burada yürüyor olmamız bence çok romantik. Ne romantiği Gizem? Bu gece mübarek bir gece. Az önce sahur yaptık. Ya sana inanamıyorum icabi ya. Bütün romantizmi mahvettin yani şu anda. Bravo sana. Ben ne yaptım ya? Daha ne yapacaksın? Böyle bir atmosferde nasıl romantizmi düşünemezsin anlamıyorum ya. Ne demek istiyorsun Gizemciğim? Ben gayet romantik bir adamım. Ha, tabii. Ki yani şöyle, bu gece romantik bir gece değil, mübarek bir gece. O yüzden romantik değil, mübarek olmak lazım.
Peki hem romantik hem de mübarek bir gece olamaz mı icabi? Yani şöyle tabii ki... Yani şöyle izah edeyim Hicabi'cim, olaylara biraz geniş açıdan bakmalıyız. Sonuçta romantik olmak mübarek olmaya engel değil ki. Ne yani Gizem? Ben dar kafalı biri miyim? Aa, ne alakası var Hicabi Bey? Nasıl böyle bir sonuca ulaştınız? Daha hangi sonuca ulaşmamı bekliyorsun Gizem? Sanırım siz beni yanlış anladınız Hicabi Bey. Ya sen bana niye ikide bir bey bey deyip duruyorsun Gizem? Çünkü bugün mübarek bir gece Hicabi Bey. Çok fazla samimi olmamamız gerekiyor Hicabi Bey. Sen ne demek yani? Ya bunlar niye bizi takip ediyor Hicabi? Siz bizi mi takip ediyorsunuz? Yok Gizem Hanım, bir soru yapmıştık da. Aha, ben de inandım. Gizem Hanım, babanızın halini gördünüz. Bu adam da Kızılejder'in listesinde. Babanız sizin adınıza çok kaygılanıyor. Bu müezzinle dolaşarak hayatınızı tehlikeye atıyorsunuz. Siz babamı çok korudunuz da bir de beni mi koruyacaksınız? Eğer birini korumak istiyorsanız gidin babamı koruyun, benimle uğraşmayın. Zaten Ejder de öldü, tehlike falan da kalmadı. Öldü mü? Ne diyor babanın adamları? Sahur yapmaya gelmişler. Allah kabul etsin. Amin, amin. Hadi Hicabi'cim gidelim biz de. Babam belki uyanmıştır. Hadi gidelim o zaman Gizem Hanımcığım. Ay senin o kaprislerini yerim ben bıdığım. Hadi bıdık. Tövbe tövbe.